Merhabalar. Ukrayna Savaşı'nı yakından takip ediyorsanız top mermisinin ne kadar önemli olduğunu, bu savaşta ne kadar çok ön plana çıktığını da biliyorsunuz demektir. Bu top mermileri bildiğimiz yani yeni gelişmiş toplara konuyor ve karşı tarafa gönderiliyor. Bunların menzili yaklaşık 24 kilometre yani en az 24 kilometre. 24 kilometreden biraz daha uzağa gidebilenler de var. Yani mermiyi koyuyorsunuz ve 20-25 kilometre, 30 kilometre uzağa gönderiyorsunuz. Bu mermilerin her biri 11 kiloluk. Yani 10-15 kilo arasında bir patlayıcı taşıyor ve düştüğü yerde onun patlamasıyla birlikte insanlar yaralanıyor, ölüyor veyahut da belli bir hasar verilebiliyor. Yaz aylarında Ukrayna tarafı ve Rusya tarafı günde 10 bin adet, her biri 10 bin adet olmak üzere top mermisi atıyor idi. Biliyorsunuz Ukrayna'ya Batı desteği var. Hatta diğer Batı dışı bazı ülkelerin de destek verdiğini görüyoruz. Bunlar sürekli olarak bir şeyler gönderiyor. Mühimmat gönderiyor, silah gönderiyor. Ama Ukrayna'ya bir türlü top mermisi temin edemediler. Yani 155 milimetre top mermisi temin edemediler. Onun ihtiyacı olacak kadar temin edilemedi. Şu anda da Rus tarafı 10 bin kadar mermi atarken Ukrayna'nın 2 bin topçu mühimmatı günlük kullanabildiğini görüyoruz. 2000. 10 bine 2000. Şimdi öyle olunca Rus tarafı 10 bin mermiyi karşı tarafa yığıyor. Bu taraf sadece 2000 adet atabiliyor. Ve Ruslar ilerlemeye başlıyor. Avdiivka'nın düşmesinde, Rusların eline geçmesinde en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Ve şu anda hat gergin vaziyette. Ruslar bastırıyor. Sürekli top mermilerinin yardımıyla Rus askerleri ileriye doğru tazyikte bulunuyorlar. Basınçta, baskıda bulunuyorlar. Şimdi geçtiğimiz yaz ayları başlarında biliyorsunuz Ukrayna Rusya'ya bir taarruz başlatmıştı. Karşı taarruz başlatmıştı. Yani Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çıkarılması için Ukrayna ordusu karşı taarruz yaptı. Ruslar oradan sökecek, geldikleri yere Rusya'ya bunları itecekti. Bunun mümkün hale gelmesinde ise en önemli faktör belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'den temin ettiği 1 milyon top mermisiydi. İşte Amerika yaz başında 1 milyon top mermisini Ukrayna'ya verince Ukrayna'nın eli o zaman rahatlamıştı. Ancak bir gün içerisinde 10 bin top mermisi atarsanız ne oluyor bu? 10 gün içerisinde 100 bin yapar. Bir ay içerisinde 300 bin mermi biter. Yani 1 milyon mermi dediğiniz şey 3 ay içerisinde günde 10 bin mermiden biter. 3 ayda bitirirsiniz. Nitekim Ukrayna'da sonbahar başına gelindiğinde bu depoları bir aylık boşalttı. Diğer taraftan Avrupa Birliği ülkeleri dediler ki biz Ukrayna'ya Mart 2024'e kadar 1 yıl içerisinde yani geçtiğimiz yılın Mart'ından bu yılın Mart'ına kadar 1 milyon küsür, 1 milyonun üzerinde mermi vereceğiz dediler. Ancak Avrupa Birliği yani çok konuşan ama onu tam icra etmekte zorlanan bir yapı. 1 milyon mermiyi temin edemediler. Şu ana kadar yakın bir zamana kadar yarım milyon kadar mermi verdiler Ukrayna'ya. Amerika Birleşik Devletleri ise Kongre'den yardım paketini geçiremediği için yeni yardım gönderemiyor. Yeni top mermisi verilemiyor. Dolayısıyla Ukrayna ordusu şu anda mermisiz kaldı. Yani top mühimmatsız kaldı. Topçu mühimmatı şu anda neredeyse sıfıra yaklaştı. Depolar boşaldı. Günde sadece 2000 top mermisi atabiliyorlar. Bazı yerlerde hiç atamıyorlar. Böyle olunca da bir dengesizlik, bir eşitsizlik ortaya çıktı. Peki Rusya bunu nasıl sağladı? Nereden buldu bu mermileri? Biliyorsunuz Rusya geçtiğimiz yaz Kuzey Kore ile bir anlaşma yaptı. Bir tahmine göre 500 bin, bir tahmine göre 1 milyondan fazla Kuzey Kore Rusya'ya topçu mermisi gönderdi. Sadece topçu mermisi değil, topladığınız zaman neredeyse 3 milyon topçu mermisine eşit derecede konteyner yükü gönderdiği anlaşılıyor Kuzey Kore'nin Rusya'ya. Rusya'ya füzeler de göndermiş Kuzey Kore. Bunu da Ukrayna tarafına düşen füze parçalarından anlayabiliyoruz. Kuzey Kore'nin gönderdiği füzelerin, topçu mühimmatının yarıya yakınının bozuk olduğu tahmin ediliyor. Yani bu Ukrayna istihbaratının tahmini bozuk olduğu tahmin ediliyor. Yani hedefini şaşıyor. Çok geniş bir alanda yani rastgele bir yere düşüyor. Bunlarda ciddi sorun var. Ama buna rağmen sorun yok. Yani Rusya açısından sorun değil. Neden? Cephe neredeyse 1000 kilometre uzunluğunda ve Rusya'da karşı tarafta öyle çok da hani hedef seçmiyor.
bir yere düşsün. Karşı tarafı baskı altında tutsun da fark etmez diyor. Kuzey Kore topçu mühimmatında zamanla iyileşmeler de olacaktır zaten ama Ukrayna karşısında Rusya Kuzey Kore'den gelen mühimmatla bir üstünlük sağladı. Ne kadar enteresan değil mi? Yani Güney Kore topçu mühimmatıyla Ukrayna yaz boyunca karşı taarruzda bulunuyor. 1 milyon Güney Kore yapımı topçu mermisi kullanılıyor. Sonra sonbahardan itibaren de Kuzey Kore topçu mermilerini Rusya kullanıyor. Savaş dünyanın her noktasını çok yakından ilgilendiriyor. Ukrayna özellikle Aralık ayından bugüne Amerikan yardımının kesilmesiyle birlikte gerçekten perişan vaziyette. Cephede durum gerçekten sıkıntılı bir vaziyette. Amerika'da hala yardım paketinin ne olacağı belli değil. Avrupa Birliği de yeni mermi sağlamakta, verdiği sözü tutmakta zorlanıyor. Yani sözlerinin, programlarının en az 6 ay ama yer yerde 1 yıl gerisinden hareket ediliyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği şu anda yeni önlemler alıyor. O önlemlerle birlikte biraz sürecin hızlanması bekleniyor. Ukrayna'nın beklediği sürpriz ise Çek Cumhuriyeti'nden geldi. Yeni ismiyle Çekya'dan geldi. Çekya geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Münih Güvenlik Konferansı'nda bir açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi bir araştırma yaptık Çek Cumhuriyeti olarak. Batılı olmayan ülkelerin elinde hemen verebilecekleri, hemen bize satabilecekleri 800 bin kadar top mermisi mevcut. Yani onların depolarında var, onlar kullanmıyorlar ve bize hemen bunu satabilirler. Yine işin içerisinde Güney Kore var. Anlaşılan o ki bu 800 bin top mermisinin hatırı sayılır bir kısmı Güney Kore üretimi gibi duruyor. Bilmiyorum bunun içerisinde sürpriz ülkeler de olabilir. Çekya şunu söylüyor. Biz diyor bunları hemen alabiliriz ama diyor bize diyor 1,5 milyar dolar lazım. Biz bunları satın alacağız. Bu devletler doğrudan Ukrayna'ya satmak istemiyorlar. Doğrudan Ukrayna'ya göndermek istemiyorlar. Hani çünkü ya ne bileyim Rusya'nın tepkisini çekmek başka sebepler olabilir. Ama onlar bize satacaklar bunu. Çekya'ya satacaklar. Bunun karşılığında 1,5 milyar dolar ödememiz lazım. Biz de bunları Ukrayna'ya verebiliriz. Enteresandır. Yani Ukrayna'da kazanılması gereken bir savaş var ve dünyada 800 bin top mermisi olduğunu, yani hemencecik alınabilecek top mermisi olduğunu Çekya tespit ediyor da Fransa tespit etmiyor veya Almanya tespit etmiyor. Bu gerçekten enteresan bir durumdur. Buradaki sorun şuydu yakın zamana kadar Fransa bütün mühimmatın, yani Avrupa Birliği parasıyla alınan bütün mühimmatın yine Avrupa Birliği ülkelerinden ve şirketlerinden alınmasını istiyor idi. Şu ana kadar durum böyleydi. Bu nedenle de Avrupa Birliği ülkelerinin üretim kapasitesine mahkumdular. O kapasitede Ukrayna'nın harcadığı top mermisine yetişmiyordu. Gece gündüz çalışsa bile fabrikalar Ukrayna'nın harcadığı topçu mühimmatını üretebilecek kapasiteleri yoktu. Şimdi yeni fabrikalar açılıyor. Avrupa'da yeni topçu mühimmatı için Almanya'da en son bir tane fabrika temeli atıldı. Bu yıl içerisinde herhalde üretime başlar. Ama Çekya'nın getirdiği öneriyle birlikte en son geçen hafta Paris'teki zirvede Fransa'da o inadından vazgeçecek gibi görünüyor. Yani bundan sonra sadece Avrupa Birliği şirketlerinden değil Türkiye'den de, Güney Kore'den de, başka ülkelerden de Avrupa Birliği mühimmat alacak. Şimdi Çekya bu duyuruyu yaptıktan sonra 2 hafta içerisinde Belçika, Kanada, Danimarka, Hollanda bir araya geldiler ve bunlar bir miktar para çıkardılar. Yani ihtiyaç duyulan o 1,5 milyar dolarlık paranın hemen hemen yarısını çıkardılar. Ve Çekya'nın şu sıralar o yaklaşık 400 bin topçu mühimmatını alması bekleniyor. Yani Ukrayna'ya sürpriz bir aslında destek gelmiş oldu buradan. Ukrayna'ya bir ay içerisinde, Mart ayı içerisinde veya Nisan ayına başları gibi yaklaşık 400 bin topçu mermisi gelebilir. Bu Ukrayna'nın beklemediği bir gelişmeydi ve yine geri kalan 750 milyon dolarlık fonu da oluşturabilirlerse Avrupa Birliği ülkeleri bu durumda 1.400 bin daha gelebilir ki 800 bin mermi yapar, 800 bin mermi yapar. Bu da Ukrayna'yı gerçekten sevinçten deliye döndürür herhalde. Avrupa Birliği ülkelerinin de yine 100 bin, 200 bin kadar bir üretimle Ukrayna'ya destek olacağı anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de Kongre'den yardım paketi geçerse bir sürpriz olur ise
Bu durumda Ukrayna cephede durumu ciddi anlamda eşitlemiş olur. Çünkü hani toplamda baktığınızda bütün her şey yolunda gider ise Nisan ayına kadar, Nisan ortalarına kadar Avrupa Birliği, diğer batılı ülkeler bunların gönderecekleri topçu mühimmatının sayısı 1 milyonu geçebilir. Belki 1,5 milyon olur, belki 2 milyona doğru çıkabilir. Bu ne yapar? Bu şunu yapar. Rusya'ya karşı cepheyi dengeler. Belki Ukrayna bir miktar daha ilerleyebilir. En azından Rus ilerlemesini durdurur. Ayrıca F-16'lar gelecek biliyorsunuz. Bir iki ay içerisinde F-16'ların gelmesi bekleniyor. Storm Shadow'lardan, o büyük uzun menzilli imha gücü yüksek füzelerden daha fazla gelmesini bekliyoruz. Onun için bütçe oluşturuyorlar Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte. İkincisi Alman Taurus'ların gelme ihtimali var. Şu anda Almanya vermem de vermem diyor ama biz bu vermem de vermemleri çok gördük. Önce böyle söyleyip sonra gönderirler. Eğer bunların hepsi gelir ise, şu saydıklarım hepsi gelir ise Ukrayna Rusya'yı geriletebilir. Rusya'yı geriletebilir ama hala hani şu saydıklarım içerisinde bile Rusya'yı yenilgiye tamamen uğratabilecek bir unsur olmadığını söylemeliyim. Rusya'nın canını çok acıtabilir. Diğer taraftan Ruslar da sürprize hazırlanıyorlar. İşte Kuzey Kore'den biliyorsunuz füze ve topçu mühimmatı almaya devam ediyorlar. Kendi fabrikaları var. Kendi fabrikalarının kapasitelerini artırıyorlar. Dünyanın en büyük topçu mermisi üreten ülkelerinden bir tanesi Rusya biliyorsunuz. Ve yeni fabrikalar yaptılar. Kapasite artırımına gittiler. İkincisi çok etkili süpersonik, hipersonik füzeleri, gelişmiş füzeleri yavaş yavaş Rusya cepheye sürmeye başladı. Cepheye sürmeye başladı. Bunlarla Ukrayna şehirlerinde çok ağır hasarlara yol açabilir Rusya. Buradan ne anlayacağız? Kim kazanır savaşı? Yani bu gidişattan baktığınızda kim kazanır savaşı? İki taraf da kaybeder. Yani Ukrayna da kaybeder, Rusya da kaybeder. Bunu anlıyoruz. Zaten savaş şu ana kadar böyle hani iki ileri bir geri tarzında devam ediyor. Ukrayna topraklarında savaş cereyan ediyor. Ukrayna'ya Rusya topraklarına taşıyamazsa bir kere Ukrayna toprakları harap olmaya devam edecek. İkincisi de iki tarafta kaybedecek. Kim kazanacak? Batı kazanacak. Yani Avrupa Birliği kazanacak, İngiltere kazanacak, Amerika kazanacak. Eğer savaşa doğrudan girmezlerse onlar kazanacak. Çünkü şu ana kadar saydıklarım işte şu kadar topçu mühimmatı, şu kadar füze bilmem ne bunların gelmesiyle birlikte iki tarafta savaşı uzatabilecek kapasitelere ulaşıyorlar. Yoksa diğer tarafı böyle tuş edecek, knockout edecek kapasitelere ulaşamıyorlar. Bu da savaşın biraz daha süreceği anlamına geliyor. Şimdilik bu kadar. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.